yayın imkanını verdiği için ve bu çalışmadan dolayı World Media ekibine teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. 1974 Malatya doğumluyum. İsmim Mustafa Bülent Akıncı. Ziraat mühendisiyim. İlk orta öğrenimi Malatya'da tamamladıktan sonra üniversiteyi İzmir'de okudum, Ziraat Fakültesi'nde. 97 Ocak'ta Tarım Bakanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak göreve başladım. 2005 yılına kadar kamuda çalıştım. 2005 yılında istifa ederek kamudaki çalışma hayatımı sonlandırdım ve özel sektörde devam etmek üzere kamudan ayrıldım. Bu yönüyle baktığımızda 8-9 yıl kadar bir kamuda mesleki hizmet ve sonrasında da 2005'ten bugüne kadar devam eden bir özel sektör çalışmamız söz konusu. Biz tarım sektöründeki faaliyetimiz aslında 1997 yılında başladı. Tomurcuk Tarım diye bir zırailaş bayisi olarak başladı. Sonraki yıllarda, devam eden yıllarda yine tarım sektöründe farklı isimlerde girişimlerimiz oldu. Genelde tarım alanında faaliyet gösteren zırailaş, gübre, pazarlama, fidan üretimi, sulama sistemleri, traktör satışı gibi alanlarda faaliyet gösteren iştiraklerimiz oldu. FİPA 2005 yılında kurduğumuz bir firma. O yıllarda sertifikalı fidan üretimi henüz daha ülkemizde yeni başlıyordu ve FİPA Malatya'nın ilk sertifikalı fidan üretici firmasıydı. FİPA ismi de aslında kısaca oradan geliyor. Fidan pazarlamadan geliyor. Yani fidan pazarlamanın kısaltılması olarak FİPA ismi türetilmiş bir isim. Fakat sonrasında marka tescil çalışmaları, kurumsal kimlik çalışmaları yapıldığı için o günden bugüne kadar bir 15 yıl geçmiş oldu üzerinden ve artık FİPA olarak markalaştı. FİPA ekolojik olarak zaten şu anki yaptığımız bitki besleme üretimlerinin çatı ismi FİPA ekolojik aynı zamanda. Ve o marka adı altında bitki besleme ürünlerimizi piyasaya arz ediyoruz. Yani tarım sektörü tabii Türkiye'de yeni bir sektör değil. Mazisi eski olan fakat son yıllarda çok daha gelişen, dikkat çeken, popüler hale gelen bir sektör tarım sektörü. Tarım sektörü deyince de tabii çok geniş bir alandan bahsediyoruz aslında. Tarımın bir hayvancılık alanı, bir bitkisel üretim alanı, tarımsal girdilerin üretilmesi, tarımsal çıktıların işlenmesi gibi gibi birçok boyutları var. Bizim genel olarak faaliyet gösterdiğimiz alan tarımsal girdilerin üretilmesi, tedariği ve pazarlanması konularında oldu genel olarak başlangıçtan bugüne kadar. Şöyle tarımsal girdiler derken tarımsal üretimin gerçekleştirilebilmesi için üreticilerin, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü giderler, girdiler. Yani mazot da bunun içinde tabii ki ama bizim konumuz olan gübreler, bitki besleme ürünleri, ilaçlar, tohumlar, fideler, tarım makineleri, sulama sistemleri, seralar. Bunların tamamı, traktör, ekipman, tamamı girdiler oluyor. Yani bizim faaliyet alanımız 1997'den 2020'ye kadar 24 yıllık bu süreçte tarımsal girdilerin gerek yurt içinden gerek yurt dışından tedariği, gerekse üretilmesi boyutunda oldu. Yani biz üreticilerimize tarımsal girdi sağladık. Bir de taahhüt hizmetleri de oluyor zaman zaman. O anlamda da gerek sulama sistemleriyle ilgili, gerek bazı tarımsal yapılarla ilgili taahhüt hizmetlerimiz de oldu. Zaman zaman o tür işleri de yine devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında devam ediyoruz. Yani faaliyetlerimizin şu anki genel çatısı, konsepti tarım üzerine. Tarımın her alanındayız aşağı yukarı şu anda, öyle diyeyim. Antalya seracılığın ve aslında tarımın da merkezidir Türkiye'de. Antalya her ne kadar turizm yönüyle bilinen bir şehir olsa da tarım sektörünün kalbidir, merkezidir. Bu konuda gerek üretim potansiyeli, gerek ihracat potansiyeli, gerek bünyesindeki barındırdığı firma sayıları, firma çeşitliliği, tarım sektörüne hitap eden en büyük fuarın burada yapılıyor olması gibi sebeplerin hepsini üst üste koyduğunuzda tarım sektörünün kalbidir, beynidir Antalya. Önemli bir lokasyondur. Dünyaya hitap eden bir pozisyonu var Antalya'nın. Elbette ki burada örtü altı üretim çok revaçta, ileri düzeyde yapılıyor. Tarımın en ileri teknikleri uygulanıyor Antalya'da.
Antalya bu yönüyle Türkiye'nin tarımına da bir nevi yön veren bir konuma sahip. Böyle bir background'u var. B planımız, C planımız var mı? Dan ziyade ben şöyle bir planımız yok, onu söyleyeyim. Mesela bizim şirket olarak 24 yıllık ticaret hayatında benim hiç batış planım olmadı. Batmak diye bir planım olmadı mesela. Bence burası çok önemli. Her şirketin, yok öyle değil. Her şirketin ya şöyle olursa ben ne yaparım diyerek malın mülkün bir kısmını başkasının adına, aracı başkasının adına bir yedek hesap açayım, bilmem ne yapayım. Bizim grup olarak, FİPA olarak hiçbir zaman batış planımız olmadı. Niye? Çünkü biz batmayı düşünmedik ki. Batmak üzere faaliyet göstermiyoruz. Her zaman bir adım öteye nasıl gideriz? Her zaman daha ileriye nasıl gideriz? Bu anlayışla çalıştık. Bu anlayışla bugüne kadar yürüdük. Ve inanın bir adım geriye gitmişliğimiz yok. Ama uçmadık da. Yani kademe kademe, basamak basamak. Devamlı olan bir yükseliş veya trendimiz var. Japonların Kaizen modelidir bu aslında. Japonlar çok bir anda büyümek istemezler. Ama Japonlar için en önemli olan, yani iş hayatında felsefik anlamda en önemsedikleri şey geriye gitmemek ve adım adım mutlaka her yıl üstüne koyarak gitmek. Kaizen modeli diyorlar. Yani bunu ben özel olarak Japonları örnek aldım demiyorum. Ama ben iş hayatıma bakıyorum, bizim firma stratejimize bakıyorum, çalışma anlayışımıza bakıyorum. Evet ya biz o modeli uyguluyoruz. Kesinlikle o modeli uyguluyoruz. Yani hiç acele etmiyoruz, emin adımlarla yürüyoruz. Ama sürekli ileriye doğru, ivme yukarıya doğru bir faaliyet içerisindeyiz. Bir çalışma ve performans içerisindeyiz. Mesela kriz ortamlarında geçen yıl doların yükseldiği, piyasada müthiş bir dolar yükseliş beklentisinin olduğu bir dönemde biz FİPA olarak özellikle FİPA firmamızda tam gaza basmıştık geçen sene. İstihdam artışı yaptık, üretim artışı yaptık. 15 kadar yeni tescil alarak Tarım Bakanlığı'ndan ürün portföyünü çeşitlendirdik. Ha şu an yine bir yeni bir krizin eşiğindeyiz. Zaten kriz bitmiyor. Kriz her zaman var. Çeşitli şekillerde krizler her zaman var oluyor. Belki de olacak bundan sonra. Önemli olan bu krizleri iyi anlayabilmek, iyi okuyabilmek. Krizlerin piyonu olmamak lazım. Krizlerin aktörlerinin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Ama en azından aktörü ben olmadığım bir krizin piyonu da ben olmayayım. Çıkayım oyunun dışına, kendi oyunumu kendim kurayım, işime bakayım, yoluma devam edeyim. Biz bu anlamda ben bir hafta önce fabrika temeli attım. Şu anda yeni bir tesis yapıyoruz, üretim tesisi. Nasip olursa cuma günü betonunu döküyoruz. Ve çelik konstrüksiyon olarak 15 gün içerisinde de tamamlayıp faaliyetimize başlayacağız.